Selamun <laughs> arkadaşlar Değerli dostlar, güzel insanlar Gününüz hayırlara vesile olur inşallah Kral Kuş TV'den herkese Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum Rabbim tuttuğumuz oruçlar kabul etsin Ramazan'ınız mübarek olsun inşallah arkadaşlar Ebeden ve daimen Arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz? Umarım ki iyisinizdir. Aleyküm selam. Mustafa Denek. Hoş geldin güzel kardeşim. Evet, toplanıyoruz arkadaşlar. Aleyküm selam. Yasin Baydur. Tayfun Deniz. Mustafa Denek. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Ose <laughs> Ale, hoş geldin kardeşim. Ee, Rubin Kaya kulundan. Aleyküm selam kardeşim. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar toplanıyoruz, toplanıyoruz, toplanıyoruz. Gökhan Hocam. Saygılar. Yozgat'tan. Arkadaşlar. Bugün size öyle bir soru soracağım ki. inanın Yani hani bir deli bir kuyuya bir taş atar ya. Kırk tane akıllı çıkartmaz. Bakın. <laughs> <laughs> Öyle bir soru soracağım ki gerçekten mükemmel bir soru. Geçen haftaki sorumuz gerçekten güzeldi arkadaşlar. Cevabı da süperdi. Geçen haftaki soru İslam'la ilgili, dinle ilgili sormuştuk. Oruç neden farzdır? İnsanlara neden farz kalındı diye. Bu haftaki bomba sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Çekiliş için ne veriyoruz arkadaşlar? Bir tane... Dönbaş ilacı. Paramikso 2 iki şeye yarıyor arkadaşlar. Hem üst solunum virüsler için hem de niçin? dön Dönbaş olmamaları için, kuşlarınızın ölmemesi için. Şu an veba var. <laughs> evet, sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Kuşlarla ilgili bir soru soracağım. Hazır mıyız? Kral Kuşçular. Aleyküm selam. Ahmet oyun kuşçu tebi. Hoş geldin kardeşim. Ahmet Kırımlı abi. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar bak bazınızı, bazılarınızın şeylerini göremiyorum. Çünkü şu an 32 kişi var. Yani bir dakikanın iki dakikanın içinde 32 kişi toplandı. Çoğunuzun yazlarını görmüyorum. Onun için eğer ki şeyinizi almadıysam yani selamınızı almadıysam lütfen Kusura bakma. Ekrem Kocak. Eyvallah teşekkür ediyorum. Ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. İlk önce sorumuzu soralım. Aleyküm selam. Mehmet Köylü hoş geldin kardeşim. Ali Kemal hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Canı gönülden arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuzu sorumuza geçelim. Arkadaşlar hepimiz kuşçuyuz. Can alıcı nokta. Kuş oynamaya mı gelir, konmaya mı gelir? Buyurun buyurun buradan yakın. <laughs> Arkadaşlar, bu videoya like atın. Bir, videoyu paylaşın. iki videonun altına, bu sadece bu videonun altına. Abone oldum yazıyorsunuz. Cevap, kuş konmaya mı gelir yoksa oynamaya mı gelir? Cevabınızı yazıyorsunuz. Bilen kişiye bir kişiye her hafta bir çekilişimiz var. Bir sorumuz olacak. Bilen bir kişiye bunu vereceğiz arkadaşlar. Tamam. Ee, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Geçen hafta mesela bazı arkadaşlar diyor ki ya işte Zafer abi ben de cevap yazmıştım. Niye beni katmadın? Abi ben şunu söylüyorum. Sadece bu videonun altına cevap geldi yorum geldiğinde görürüm diğerleri katmıyorum yani diğerlerini katsam 18000 kişiyi katmak zorunda kalacağım Kral e, Kuş Tevi olan üyeleri aboneleri o zaman ayıkla pirinci taşın böyle bir şey olur mu arkadaşlar bizim maksadımız ne yeni aboneler kazanmak yani e, kanalı büyütebilmek ya, ele ero değerinde mesela ben bunu veriyorum Helal hoş olsun her hafta bir çekiliş yapıyorum mesela Kimse bunu yapmaz arkadaşlar. Ha ben çok mu zenginim? Evet zenginim. Nerem zengin? Buram zengin elhamdülillah. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar sorunuzun cevabını burada istemiyorum. Kuş oynamaya mı gelir? Yoksa konmaya mı gelir? Buyurun buradan yakın. Bu sorunun cevabı, cevabını yorum olarak abone oldum kanalınıza yorum olarak cevap olarak işte konmaya gelir işte oynamaya gelir bilmiyorum artık ee, bu sorunun cevabını da çok sevdiğim sakın gidip kopya çekmeyin onu da söyleyeyim çok sevdiğim değerli büyük uççu kendisi de şu an burada ismini de söyleyeceğim Kayseri'li Gökhan hocam. Kendisi gerçekten öğretmendir. Kendisi büyük kuşçulardandır. İlmi olsun, kuşçu olsun, kuşçuluğu olsun. Harika bir insan. Benim de dostumdur, benim de abimdir. Onu da öpüyorum o güzel yüreğinde. Eyvallah. <laughs> Buraya değil Ahmetciğim. <laughs> Allah razı olsun. Bu yorumun altına. Ahmet Kırımlı aboneyim. Tamam mı? Aboneyim. Cevap kuş konmaya gelir. Cevap kuş oynamaya gelir mesele yani. Evet arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz Gelelim biraz sohbet edelim. Şevki Can hoş geldin babacan. Nasılsın? iyisin Buraya yazmıyoruz. Buraya yazmıyoruz. Yorum olarak video kapandıktan sonra yorum olarak yazıyorsunuz. Bu videoyu şu an paylaşırsanız ne kadar kişi gelirse o kadar güzel arkadaşlar. Onlara da faydamız olur. Sana çıkmayabilir ama senin bir dostuna çıkabilir, o da olabilir. Ha ben bunun için yapıyorum arkadaşlar. Bir Ramazan'da olduğumuz için arkadaşlar. Yani e, kimse yanlış anlamaz. Ramazan'da olduğumuz için biraz insanlar fayda faydalansın, biraz insanlar sevinsin. İnsanları sev, sevdirmeyi çok severim arkadaşlar. Sevindirmeyi çok severim. Rabbim de her iki cihanda inşallah bizim yani bundan mahrum bırakması diye düşünüyorum. Erdal kardeşim hoş geldin. Yorumlar canlı şimdi şuraya yazdıklarını sadece chat arkadaşlar. Yani hasbihal ediyoruz. Konuşuyoruz. Ama yorumlar, hani yorumlar kısmı var ya. Oraya yazarsanız, bir de like atarsanız bir de bu videoyu paylaşırsanız başımla beraber inşallah. Abi bir seferde şansım olsun. Kanalın 3000 <laughs> Şevki gerçekten bak beni mahcup ediyorsun. Yani şimdi kafa 46'lık olur. Direkt Şevki kardeşime yollar ma. Beni kızdırma tamam. <laughs> Biliyorum kardeşim. Ne yapayım? Ay, şimdi diyelim ki 17-18 bin, bin kişi var. 18 bin tane bundan şey yapsam olur mu? Olmaz. El insaf yani. Ali Kemal abi, O senin güzelliğin. Güzel kardeş. Evet. Sorumuz nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi soruyu? Amin. Amin. Çağlayan, çağlayan Şahin. Rabbim bütün oruçlarımızı kabul etsin. Oruç, oruç tutmayanları da nasip etsin inşallah. Kardeşler. Bun, buna bir açıklık getireyim. Bazılar demiş ya hoca gibi takılıyor. Boynunda da Altın zincir var. İyi bakın arkadaşlar bu kehribar. Biraz rahatsızım. Bu rahatsızlığıma iyi gelir diye aldım. Bunu takıyorum. Ee, Rabbim daha güzelini size versin arkadaşlar. Lütfen bu kardeşinizle şey yapmayın yani. Tamam. Bazıları demiş işte. <laughs> Soru güzel mi güzel değil mi? Kimisi diyor her kuş oynamaya gelir. Kimisi diyor işte biraz tiyo veriyorum. Yok. Kuş oynamaya gelmez. Kuş konmaya gelir. Veya her kuş inmeye gelir. Böyle acayip bir soru arkadaşlar. Demin de söylediğim gibi bir deli bir kuyuya bir tane taş atmış. Kırk tane akıllı çıkartmamış. <laughs> arkadaşlar sizden ricam eğer ki şu kardeşinizi biraz sevdiyseniz Allah rızası için. Çünkü Bizler birbirimizi ancak Allah rızası için severiz. Allah için severiz arkadaşlar. Şu gönlümüzdeki birbirimize olan muhabbeti bile yaratan Rabbimizdir. Onu size söyleyeyim. Açık ve net söylüyor. Sizin sevgilerinizi de birbirinize olan sevginizi de biz yarattık diyor Allah azze ve celle. Eğer ki bizi biraz kendinizden görmüşseniz arkadaşlar lütfen bu kanalı büyütmek istiyorum. Bana yardımcı olun. Herkese paylaş bu kanalı. Herkes abone olsun. Herkese tavsiye edin ki sesimizi bu güzellikleri herkese yayalım. Yani bir çıkarımız yok. Anlatabiliyor muyum? Ama ben bunu yapmaya e, şey yapmışım. Abi soru çok. Biliyorum abi. Bu soruyu tekrar söylüyorum. Çok değer, Yozgat'ta çok değerli bir abim var. Kendisi büyük kuşçulardan. Ona özellikle sordum ne sorayım diye. İşte çekiliş var dedim. Ne sorayım dedim. O da dedi ki <laughs> kuş konmaya mı gelir oynamaya mı gelir. Buyurun buradan yakın. O da böyle dedi. Welcome to Miami. Angry Bart hello. Aleyküm selam abi. Sen de hoş geldin. Kuş sesi. Güvercin Nedir'le hoş geldin babam benim. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Arap Tuncay arkadaşım olmaya gelir diye yanıtlamıştı. valla artık bilmiyorum ama bak şimdi eğer ki ben bir soru soracaksam arkadaşlar bunun kaynağının sağlam olması gerekiyor ki sormam gerekiyor. Mesela geçen e, dini soru sordum değil mi? Bunun kaynağını hepimiz tasdik ettik değil mi? Dini e, dini bir soru sorduk. Nasıl? İnsanlar niye oruç tutarlar dedik değil mi? Orucu niye tutuyoruz? Hepimiz oruç tuttuğumuz için nefisle bir mücadele var. E bunu herkes kabul etti değil mi? Bir yanlışlık yok. Ha sizin yazdıklarınız işte Allah emrettiği için oruç tutuyoruz dediniz. Do bu da doğru. Ama ben bunları istemiyordum. Benim istediğim neydi? Nefisle alakalı arkadaşlar. Nefsimizi tanıyabilmemiz için, nefsimize hakim olabilmemiz için, irademizi güçlendirebilmemiz için, karşı koyabilmemiz için İnsanlar oruç tutar. Bu kadar basit. Ha şimdiki sorduğum soru mesela. Peki bunun İslam'ı kim? Yani bu sorduğumuz so sorunun e, ölçüsünü kim koyuyor? Doğru olanı kim söylüyor? Yanıtı duyduğunuz zaman yani cevabı duyduğunuz zaman siz de diyeceksiniz Zafer abi sen haklısın. Ha yanıt benim değil. Birkaç kişinin. Bunu söyleyeyim. Kuş konmaya mı geliyor yoksa Oynamaya mı gelir? Buyurun. Hepsi bu. Ha Arap Tuncay abi benim büyüğümdür. Onu da ellerinden öperim. O güzel yüreğinden öpüyorum. Onu çok seviyorum. Arkadaşlar ona göre diyor ki her kuş oynamaya gelir. E, konmaya gelir. Konmaya. Her kuş konmaya gelir. Konamadığı için oynar. E veya e, işte genlerinde olduğu o oyunu yapar. Bilmiyorum. Ona göre. Ama belki bana göre değişik. Ama şu an bunu ben sunuyorsam benim istediğim cevap olacak arkadaşlar. Arap Tunca abinin istediği cevap değil. Mesela yani. Anlatabilir miyim? <laughs> Çünkü e, benim borum da böyle ütüyor arkadaşlar. Her yo her yiğidin kendine göre bir yo e, yoğurt yiyişi var. Bizimki bizde böyle arkadaşlar. Ne yapalım? <laughs> evet. Değerli dostlar, güzel insanlar, yeni gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir sorumuz var. Ee, selam verenlere aleyküm. Hazret Ömer radıyallahu an buyurduğu gibi kalbinizin sınmadığı insanlardan uzak durun. Zeki yiğit. Ben de o zaman sana bir tane söyleyeyim. Hazret Ali Efendimiz ne diyor? Birbirine benzeyen kalpler birbirine akarmış. Bu da Hazret Ali Efendimiz. Selam onlara olsun inşallah. Şafaatlarına nail olalım inşallah. Amin. Arkadaşlar. Evet bugün Cuma. Cumanız hayırlara vesile olsun. Niye Cuma? Akşamı geçtiğimiz için arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Zafer abi kusura bakma. Yeni geldim. Osman Şirin. Hoş geldin Can. Sorumuz şu. Kuş konmaya mı gelir oynamaya mı gelir? Soru bu arkadaşlar. Kuş konmaya mı gelir? Oynamaya mı gelir? Biraz sonra bu yayın kapandığında arkadaşlar bu soruyu ben yapıştıracağım başlık olarak. Bu haftaki sorumuz kuş oynamaya mı gelir, konmaya mı gelir? Sadece cevapları bu arkadaşlar kusura bakmayın yeni iftar ettim. Ee, cevapları sadece bu videonun altına atacaksınız arkadaşlar. Bu videonun altına cevap gelmezse. dahil edemiyoruz niye kimse kusura bakmasın yani 18000 kişi kalkıp da buna bunun için dahil edersem herhalde Sizler de istemezsiniz ama bizim istediğimiz ne abone oldum kanala abone oldunuz like attınız bunu da değil yapın yani değil dediysem paylaşın bu videoyu altına da yorum yazın cevap olarak olmaya gelir veya inmeye gelir veya oynamaya gelir bu Masat bu arkadaşlar. <laughs> abi kuşumu bırak. Bir daha Türkiye geldiğinde bir çift bana şu senin meşhur meşhur musul kuşlarından istiyorum. Şefki abi vallahi canın sağ olsun da şu an hastalar gerçekten yakında veterinere gideceğim bizim Yuhan'ın yanına güzel bir canlı yayın yapacağız. Uşu bak ben o kadar kuşa de, yani hayvanlara değer veriyorum ki yani öyle sıradan bakmıyorum. Çok değerli bir kuşum var. Kısa kaka. Kemiği eriyor. Her gün. Hani şurası var ya. Böyle kuşun hasta olduğunu buradan anlarsınız. Bir tane erkek kaldı. İlaç verdim. Ne yaptım? Kurtaramadım abi. Aa, şimdi yani sallantıda her gün kuruyor. Her gün kuruyor. Kurt ilacı verdim. Ne yaptıysam olmadı. Artık Yohan'a götüreceğiz. Yohan inceleyecek. Aa, güzel de bir canlı yayın yaparız arkadaşlar. Orada hangi sorunlarınız varsa ben yani on, yani Yohan e, benim arkadaşım hangi veterinere hangi soruyu sormak istiyorsanız şimdiden hazırlayın arkadaşlar A, zili de açık bırakın yani kanalımızın zilini açık bırakın ki e, böyle bir canlı yayın yaptığımız zaman size bildiri gelsin arkadaşlar Dur bir bakayım. Gökhan Yük. Bunun cevabını kimse bilmez. Cevabını bilmek için kuş olmak lazım. Kim olursa olsun. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bak bu da doğru. Arkadaşlar işte doğru bir cevap verdi. Gökhan Yük kardeşim. Ne diyor? Diyor yani bunun cevabını ancak kuş bilir. Oynamaya mı geldi yoksa oynamaya mı geldi? Doğru. Bu da doğru. Ama bizim istediğimiz cevap bu değil arkadaşlar. Kuşçu olarak Anlatabiliyor muyum? <laughs> arkadaşlar bu videoyu direkt like atıyorsunuz. Abone oldum yazıyorsunuz. Yorum olarak uç konmaya mı geldi? Gelir yoksa oynamaya mı gelir? Bunun cevabını sizden bekliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Nasibi olan kazansın. Üzülmeyin. Geçen hafta Ahmet kardeşimize çıktı. Bu hafta kime çıkarsak bunun çekilişini de Size açıklığı ne söyleyeyim? <laughs> Ramazandan dolayı biraz yoğunum. Yani iftar, namazlar, işte oruç yapamıyorum. Yani ya çarşamba günü, haftaya çarşamba günü çekiliş yapacağım. Kim bilmiş canlı yayında onu da size göstereceğim. Ya da e, pazartesi yaparız. Artık bakacağız. Tamam mı abi? Tamam güzel insanlar. Tamam güzel kardeşlerim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Değerli dostlar, güzel insanlar. Kardeşinizden bir istek arzunuz olursa çekinmeyin söyleyin. Oruç tutan aha Gökhan abi yazmış arkadaşlar. Oruç tutan insanın 12 saat sonra tüm hücreleri besin arar. Hücreler besinsiz kaldıklarında hücre içerisinde bulunan çöpleri tüketmeye başlar. Bu çöpler ne kadar çok tüketilirse insanın Allah Allah buyurun arkadaşlar Buradan bakın bilim bilim adamı gibi cevaplar geliyor arkadaşlar Allah razı olsun Gökhan hocam daha öğreneceğimiz çok şey var arkadaşlar süper Gökhan hocam Allah razı olsun güvercin ede e, güvercin edirne abi çok sağ ol geldiğin için Allah senden razı olsun inşallah. Yasin Keskin. Eyvallah. Allah razı olsun. Arkadaşlar şimdi sorumuzu aldık. Cevapları aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu canlı yayma, yayınıma geldiğiniz için. Ben kapattıktan sonra cevabınızı yazıyorsunuz yorumlarda bu videonun altına. Bu videoya like atıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Başkaları da istifade etsin. Her hafta bir çekilişimiz olacak. Bir soru soracağız. Eee sizden soru da gelebilir bana. Mesela arkadaşlar diyebilirsiniz Zafer abi bu haftaki sorumuz bu olsun. Bir gün önce yazın. Yorumlara ben gelirim yani cevap veririm arkadaşlar. Sizden soru gelirse de sorun değil. Burada canlı yayında soru, o soruyu da sorarım yani. Evet. Arkadaşlar saygı ve sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Allah var. Gam yok. Selamünaleyküm. Ebedeme daimen arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.